Evet arkadaşlar, Hasanköy mevkii 136 metre boyu olacak. Evet arkadaşlar, boyumuz 5 sene kaçak yaptı. İkisi kuru kaçak, üçü sulu kaçak. Kaçağı nasıl kapatıyoruz arkadaşlar? Beton, çil, kireç atıyoruz çukura, güzelce karıştırıyoruz. İyice yoğurt gibi yoğunlaştırıyoruz malzemeyi. Koyu bir şekilde delmeye başlıyoruz. Bir yandan delerken kaçak kendi kendine kapanıyor. Kaçağı kapatamadığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıga 2 diye bir malzeme var. Takımı komple çekiyoruz arkadaşlar. Sıga 2 ile beton döküyoruz. Sıga 2 ile beton nasıl dökülür onu anlatalım. Sıga 2 dediğimiz su gibi bir malzeme. Önce el arabada harcı güzelce karıyoruz. Bir el araba doğrusu bol sulu, bol yağlı olaraktan harcı karıyoruz arkadaşlar. Güzelce el arabanın içinde karıştırıyoruz. Ondan sonra acıma sıga 2'den yarım su bardağı içine döküyoruz. Hızlı bir şekilde el arabayı boş kuyunun içine döküyoruz arkadaşlar. Boş kuyunun içine döktüğümüz zaman sıga 2 sulu kaçak da olsa suyun içinde donma özelliği olduğu için çabuk bir şekilde donacak. Şimdi arkadaşlar sorabilirler, yani işte kaçak yapan kuyu oda büyüklüğünde daha büyük, nasıl kapatacak diye sorabilirler. Kamyonlarca harç mı gidecek? Hayır arkadaşlar. 10-15 el araba döktüğünüz zaman ne kadar da büyük olursa olsun kaçak o odanın içine yavaş yavaş gidecek. Zaten sıga 2'nin özelliği suyun içinde dahi olsa 3 dakika içinde donar arkadaşlar. Harç 3 dakika ileriye kadar varır, donar, doldurarak gelir. Yani öyle kamyonlarca harç dökmenize gerek yok. Sıga 2'yi muhakkak kullanmanız lazım arkadaşlar. Bir de şu var, mesela örneğin takım kesiyor. Takım kestiği zaman erkek kılavuzla takım almaya çalışıyoruz. Erkek kılavuzla takım almaya çalıştığımız zaman santral suyu basmaz arkadaşlar. Onun için elimizden geldiği kadar dişi kılavuz kullanalım. Dişi kılavuzun ortası açık olduğu için normal bizi bağladığımız gibi dişi kılavuzda divlendiği zaman normalde eskisi gibi suyu basacaktır arkadaşlar. Bir de takım sıkışması olayı var. Takım sıkıştığı zaman ne yapabiliriz? Takımımız dönmüyor. Santral ucumuz su basmıyor. Kuyu kaçak yaptı. Üstüne göçtü. Örnek veriyorum. Arkadaşlar ilk önce yapacağımız şey, hiç uğraşmıyoruz. Kepçeyi çağırıyoruz. Güzelce çukurumuza bir kamyon kil, 50 torba bentonit, 50 torba kireç atıyoruz arkadaşlar. Güzelce kepçeyle çukuru karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer kepçe girmeyen yerdeyse, eğer çukurumuz santravuşla güzelce karıştırıyoruz, yoğurt gibi oluyor arkadaşlar. Ve takımı komple çektikten sonra takım kuyudayken takımı söküyoruz arkadaşlar. Yan tarafından boş tiz salıyoruz. Tizin ucuna bir aparat, o aparat aşağı doğru salıyoruz arkadaşlar. Aparat aşağıya vardığı zaman tam dolgunun olduğu yerde başlıyoruz. Bismillah deyip yavaş yavaş santravucumuzu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Santravuç kili bastıksa da, eğer kaçak varsa kuyumuzda, ilk önce kaçağı kapatıyor arkadaşlar. İlk önce 2 saat falan 150 metre 200 metre kuyuda 2 saat falan santravucumuzdan dupduru su, yani kuyumuzdan dupduru su gelecek arkadaşlar. Niye? Çünkü suya girmişsinizdir. O suyu dupduru bir şekilde getirecek. 2 saat 3 saat geçtikten sonra arkadaşlar o karıştırmış olduğumuz çukuru yavaş yavaş malzeme gelmeye başlayacak arkadaşlar. Aşağı yukarı 4-5 saat sonra malzeme tamamen gelir. Sizin takımınızda matkabın üzerine kadar temizlemiş olur. Matkabın oraya kadar temizledikten sonra sonradan salmış olduğunuz tizi kenara bağlıyorsunuz zincirle arkadaşlar. Veyahut bir kelepçe vasıtasıyla kenara bağlıyorsunuz. Takımızın üzerinden makineyi çevirttirmeye çalışıyorsunuz yavaş yavaş. Çevirttirmeye başladığınız zaman makineniz dönecektir illaki.
50 gün, 60 gün, 2 ay, 3 ay uğraşmış olduğunuz kuyudaki takımı rahatlıkla alacaksınız arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaşların başına geldi, biz bu şekilde aldık. Kaç tane kuyudan aldık arkadaşlar. Eğer bu konu hakkında soru sorabilirsiniz. Size gereken bilgiyi veririz arkadaşlar. Belki yorumu görmeyiz. 10 gün sonra döneriz. Yani muhakkak illaki sorunuza cevabı veririz arkadaşlar. Her kuyunun kendine göre bir acemiliği var arkadaşlar. Hiçbir zaman zemin aynı mevkide de çalışmış olsanız, şu an mesela örneğin bir yeri deldiniz. 3 metre ileriye çekin, 3 metrede de değişik sorunlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ama takım keser, ama takım sıkışır, ama zemin sert olur, ama yumuşak olur. İllaki zemin illaki değişecektir. İnsanlar boy boy, zeminde damar damar arkadaşlar. Evet, kuyuda sulu kaçak ya da kuru kaçak olduğunu nasıl biliriz? Evet arkadaşlar, kuru kaçak da nedir? Kuru kaçak zamanında atıyorum 50 metre kuyuda su vardı. Zamanla çekildi. Statik seviyesi 55 metre. 55 metrede su seviyesi var. 60'da kaçak yaptı. 60'daki kaçak yapan sulu kaçaktır. 50 metrede yapan kaçak kuru kaçaktır arkadaşlar. Kuru kaçak ve sulu kaçak aynıdır arkadaşlar. Aynı kaçağı aynı kille, bentonitle, kireçle kapatabiliriz arkadaşlar. Kaçağınız çok büyük olursa takımınızı çekin, erinmeyin. Sıga 2 kullanın arkadaşlar betonla. Sıga 2 kullandığınız zaman kaçağınız %90 emin olun kaçağınız kapanacaktır. Takım sıkıştığı zaman sakın ha sıga 2 ile betonu kullanmayın arkadaşlar. Takımı tamamen gömersiniz. Suyunuz yoğun olmalı. Çalışırken buna dikkat edin. Suyun yoğunluğu her zaman delmiş olduğunuz malzemeyi yukarıya alır gelir arkadaşlar. Kumlu zeminlerde sizsiz olun. Akşamleyin eve giderken en az 20 metre 30 metre takımınızı çekin. Takımınızı askıya alın, öyle gidin arkadaşlar. Sabahleyin geldiğinizde takımınız sıkışmış olmasın. Takımın üstüne malzeme binmiş olmasın. Yani matkap çapınız ne olursa olsun takım sıkıştığı zaman takımı alma şansınız %90'dır arkadaşlar. %100 değildir. Bentonit, kil, kireç kullandığınız zaman takımı almama olayınız yoktur arkadaşlar. Kesinlikle takımınızı alırsınız. Eğer bu video sizlere faydalı bir bilgi olduysa kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkürler.